Herkese merhaba. Samsung'un 2015 model amiral gemisi Galaxy S telefonu Galaxy S6 Mobil Dünya Kongresi'nin hemen öncesinde tanıtılmıştı ve biz de Teknoblog olarak Galaxy S6'yı yerinde incelemiş ve ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmıştık. 10 Nisan tarihi itibariyle Samsung Galaxy S6 yurt dışı ile birlikte Türkiye'de de piyasaya sunuldu. 2499 liralık bir başlangıç fiyatı var Samsung Galaxy S6'nın ve bu telefon Samsung'un oldukça büyük ümitler bağladığı ve iddialı olduğu bir akıllı telefon. Samsung Galaxy S6'da geçen yıl gördüğümüz Galaxy S amiral gemisi telefonlarının aksine metal kullanımı daha fazla. Telefonun kenarlarını metal bir çerçeve çevriliyor. Bu metal çerçevede ince işçiliği sayesinde telefonu oldukça şık ve çekici gösteriyor. 6.3 mm'lik kalınlığa sahip bir profili var Samsung Galaxy S6'nın ve gerçekten de telefonu oldukça güzel hale getiriyor bu metal çerçeve. Metal çerçevenin hafif yuvarlatılmış yapısı, aynı zamanda yine köşelerin hafif yuvarlatılmış olması bu telefonu oldukça şık ve kibar gösteriyor. Telefonun altına baktığınızda micro USB portu, 3.5 mm kulaklık jack'ı, hoparlör ızgarası ve mikrofonun olduğunu görüyorsunuz. Alttan bakıldığında Samsung Galaxy S6'nın biraz iPhone 6'yı andırdığını söylememiz gerekiyor. Telefonun önü ve arkasında Gorilla Glass 4 ekran camı var. Corning'in bu son nesil ekran camı sadece çizilmelere karşı değil, aynı zamanda düşmelerin oluşturabileceği çatlamalara karşı da ekstra koruma sağlıyor. Böylelikle Samsung Galaxy S6'yı kullanırken düşmelerin oluşturabileceği hasarlar biraz da aza indirilmiş oluyor. Önden bakıldığında Samsung Galaxy S6'nın tipik bir Samsung telefonuna benzediğini, andırdığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. 5.1 inç ekranın altında yer alan ana ekran tuşu yine mevcut ve geçen yılki telefonda olduğu gibi parmak izi okuyucusunu bünyesinde barındırıyor. Ancak Galaxy S5'tekinin aksine Samsung Galaxy S6'daki parmak izi okuyucusu sadece parmağınızı dokunarak çalışıyor. Yani Apple'ın iPhone'larındaki Touch ID parmak izi okuyucusu nasıl çalışıyorsa Samsung Galaxy S6'daki parmak izi okuyucusu da aynı şekilde çalışıyor. Parmak izi ekleme prosedürü benzer şekilde işliyor. Yapmanız gereken ayarları girip buradan parmak izi bölümüne girerek parmak izini eklemek, tıpkı Touch ID'deki gibi parmağınızı birkaç kez dokundurup kaldırmanız gerekiyor. Böylelikle parmak izi ekleme işlemi kolaylıkla gerçekleştiriliyor ve daha sonra sadece parmağınızı ana ekran tuşu üzerinde bekleterek ekran kilidini kaldırabiliyorsunuz. Aynı zamanda PayPal veya Samsung Pay üzerinden ödeme işlemleri için de bu parmak izi okuyucusu kullanılabiliyor. Samsung Galaxy S6'nın 5.1 inç ekranı 2560x1440 piksel yoğunlukta piyasadaki en yüksek piksel yoğunluklu ekran olma özelliğini taşıyor. 577 ppi gerçekten de oldukça yüksek ve Samsung Galaxy S6'nın ekranını görsel bir şölen yaşatır ortama dönüştürüyor. Renkler oldukça canlı. Ekrana baktığınızda pikselleri fark etmeniz hemen hemen imkansız gibi. Gayet keskin yazılar ve grafikler Samsung Galaxy S6'nın ekranıyla birlikte sunuluyor. Görüş açıları da oldukça iyi bir ekran. Samsung Galaxy S6'nın Super AMOLED ekranı, aynı zamanda güneş ışığı altında da bu ekranın iyi bir görüş sunduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle güneş ışığı altındayken, dışarıdayken e-postalarınızı rahatlıkla kontrol edebilir veya telefonda bir yer arayacaksanız ekrandaki tuşları rahatlıkla görebilirsiniz. Aynı zamanda kamera uygulamasında güneş ışığı altında rahatça kullanabilirsiniz. Bunun dışında Samsung Galaxy S6'nın ekranının güneş gözlükleriyle de oldukça iyi çalıştığını söylememiz gerekiyor. Samsung Galaxy S6 performans açısından da sahiplerini hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Telefonda 8 çekirdekli Exynos 5 Oakley işlemci bulunuyor. 4 adet Cortex-A53, 4 adet Cortex-A57 çekirdek barındıran bu işlemcinin yanı sıra 3 GB da RAM mevcut Samsung Galaxy S6'da. 64 bit tabanlı bu işlemci benchmark testlerinde oldukça yüksek performans sergiliyor. AnTuTu benchmark testinde 60.000 üzerinde bir puan elde ettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra internette gezinirken, oyun oynarken bu telefon sizi fazlasıyla memnun edecektir. Yüksek çözünürlüklü videoları da Samsung Galaxy S6'da rahatlıkla oynatacaksınız. Multimedya açısından Samsung Galaxy S6'nın oldukça güçlü bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. İster multimedya uygulamaları olsun, ister işlemci performans olsun, ister de Quad HD ekran olsun, Samsung Galaxy S6'nın iyi bir multimedya keyfi yaşatması için bütün öğeler bu telefonda mevcut. Alttaki hoparlörün ses çıkışı bir hayli iyi seviyede, ancak HD'sinin Boom Sound hoparlöründeki gibi etki yaratmadığını belirtmemiz gerekiyor. Ancak çoğu zaman bu alttaki hoparlörün de sizi yarı yolda bırakmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında Samsung Galaxy S6'da 2550 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu pil
sabahtan akşama bir gün sizin işlerinizi rahatlıkla görmenizi sağlayacaktır. Ancak ikinci güne geçişte pek de size yardımcı olmayacaktır gibi görünüyor. Bir de eğer ekranı fazla kullanan veya internet bağlantısını, 3G bağlantısını fazla kullanan uygulamaları açıyorsanız pilin biraz daha çabuk boşaldığını görebilirsiniz. Bu noktada hızlı şarj özellikli adaptör oldukça işe yarıyor. Samsung Galaxy S6'nın kutusundan çıkan hızlı şarj özellikli adaptör telefonun kısa sürede birkaç saat götürecek enerjiyi elde etmesine olanak sağlıyor. Samsung Galaxy S6'yı %15 şarjla fişe taktığımızda sadece 10 dakikalık bir süreden sonra %25'lik bir şarjın telefonda toplandığını gördük. Bu da oldukça memnun edici. Size birkaç saat yetecek bir enerji. Samsung Galaxy S6'nın bu yapısı, yeni yapısı tabii ki bazı ödünlerin verilmesine sebep oluyor. Çıkarılabilir bir pil yok. Samsung Galaxy S6'da arka kapak olmadığı için, sabit olduğu için pili de sabit durumda. Bu da pil değiştirmeyi düşünenlerin Samsung Galaxy S6'da bunu gerçekleştiremeyeceğini gösteriyor. Aynı zamanda Galaxy S5'teki suya dayanıklılık da Galaxy S6'da bulunmuyor. MicroSD kart yuvası da Samsung Galaxy S6'nın kaybettiklerinden bir tanesi. Telefonda 32, 64 ve 128 GB'lık seçenekler sunuluyor. Bu da Samsung tarafından yeterli görülmüş ve ekstradan bir MicroSD kart yuvasına gerek olmadığı düşünülmüş. Çıkarılabilir bir arka kapak olmadığı için nano sim kart yuvası da kenarda yer alıyor ve kutudan çıkan bir iğne yardımıyla bu sim kart yuvası açılıyor. Güç butonu ve ses tuşları yine her Samsung telefonunda olduğu yerlerde, aynı zamanda üstte de kızıl ötesi port bulunuyor. İkinci mikrofon sayesinde de telefon görüşmelerinde gürültü bastırma özelliği sağlanmış oluyor. Samsung Galaxy S6'da Android 5.0 Lollipop çalışıyor ve bunun üzerinde de Samsung'un TouchWiz kullanıcı arayüzünü görüyoruz. TouchWiz kullanıcı arayüzü biraz daha sadeleştirilmiş ve çok daha rahat kullanılabilir hale gelmiş. Kullanıcı arayüzüyle de oldukça uyumlu material dizayn etkilerinde TouchWiz'de biraz bulunduğunu görüyoruz. Uygulamalara baktığımızda Samsung Galaxy S6'da Samsung Türkiye'nin yüklediği çeşitli uygulamalar mevcut. Bunun yanı sıra Samsung'un küresel biriminin de sunmuş olduğu S planlayıcı, Galaxy Apps gibi uygulamalar var. Araçlar bölümüne girdiğinizde de görmüş olduğunuz gibi Smart Remote uygulamasının burada bulunduğunu görüyorsunuz. Tekrar uygulamalar bölümüne girdiğimizde aynı zamanda Google'ın da çeşitli uygulamalarının her Android telefonunda olduğu gibi Samsung Galaxy S6'da da bulunduğunu görüyoruz. Ve bir de Microsoft uygulamaları var. Microsoft'un OneDrive, OneNote, Skype gibi uygulamaları Samsung Galaxy S6'da yüklü olarak geliyor. Aynı zamanda OneDrive'dan 100 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanında Samsung Galaxy S6 kullanıcılarına hediye ediliyor. Samsung Galaxy S6'da çoklu pencere desteği biraz daha kullanışlı hale getirilmiş. Görmüş olduğunuz gibi çoklu görev ekranı kartlı bir yapıda, material dizayna uygun bir yapıda karşımıza çıkıyor. Ve çoklu pencere özelliği de çok daha rahat kullanılabilecek hale getirilmiş. Parmağınızı çoklu görev tuşuna basılı tuttuğunuzda görmüş olduğunuz gibi mevcut uygulama üstteki bir bölmeye kayıyor. Altta çıkan uygulama menüsünden de seçtiğiniz bir uygulamayı ikinci ekranda açıyorsunuz ve böylelikle bir ekranda iki uygulamayı rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Daha önceki Samsung telefonlarında da çoklu pencerenin bulunduğunu biliyoruz. Ancak Galaxy S6 ile birlikte çoklu pencere çok daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir bir hale getirilmiş. TouchWiz kullanıcı arayüzünün temasını da değiştirebilirsiniz. Temalar bölümüne girebilir ve buradan da mevcut temanın yerine farklı temaları seçebilirsiniz. Ayrıca mağaza bölümünde de Samsung Galaxy S6'ya yükleyebileceğiniz farklı tema seçenekleri bulunuyor. Samsung Galaxy S6 kamera bakımından da oldukça güçlü. Telefonun 5 megapiksel ön ve 16 megapiksel arka kameralarında 1.9 diyafram açıklıklı lensler bulunuyor. Böylelikle bu telefonlar düşük ışıkta daha fazla ışığı absorbe edebiliyor. Bu da düşük ışıkta daha iyi performans anlamına geliyor. Kameranın dışa doğru hafif bir çıkıntı yaptığını görüyoruz Samsung Galaxy S6'da. Telefonun gövdesi ince olduğu için kamera modülünü yerleştirmek adına bu şekilde bir çıkıntı yapılmış. Aynı zamanda LED flash mevcut Galaxy S6'da ve kalp hızı ölçeri yine Galaxy S6'da görüyoruz. Böylelikle kalp hızı ölçüm işlemleri de daha önceki Galaxy telefonlarında olduğu gibi Samsung Galaxy S6'da da gerçekleştiriliyor. Samsung Galaxy S6'da kamera uygulaması oldukça hızlı şekilde açılıyor. Kamera uygulamasını açtığınız anda kamera çekime hazır hale geliyor. Bunun dışında yine telefonun ekranı kapalıyken veya herhangi bir uygulamadayken ana ekran tuşunu ard arda iki kez basarak kamera uygulamasını anında açabilir ve çekime başlayabilirsiniz. Kamera hızlı şekilde odaklanıyor ve çekim işlemini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi hızlı şekilde odaklama ve çekim özelliğiyle Samsung Galaxy S6'nın kameraları fazlasıyla işinizi görecektir. Kamera uygulamasına baktığımızda geçen yıla göre biraz daha sadeleştirme yapıldığını görüyoruz.
Mod geçiş ekranı görmüş olduğunuz gibi biraz HTC'nin kamera uygulamasını andıracak hale getirilmiş ve burada çeşitli modların sunulduğunu görüyoruz. Tekrar döndüğümüzde fotoğraf ve video çekim tuşlarının aynı ekranda bulunduğunu görüyoruz. Ekranın sol tarafında da çeşitli kamera ayarları karşımıza çıkıyor. Bunları da istediğimiz gibi gösterip saklamamız mümkün. Ayarlar bölümüne girdiğimizde de kamera ayarlarının çok daha sadeleştirildiğini ve kolaylıkla erişilebildiğini görüyoruz. Video sabitleme, kılavuz çizgiler, video boyutu seçme, resim boyutu seçme gibi ayarları kamera uygulaması içerisinde görüyoruz. Maksimum 16 megapiksel çözünürlükte 16:9 görüntü oranlı fotoğraflar çekiliyor. Eğer 4:3 oranlı fotoğraf çekmek isterseniz 12 megapiksel çözünürlüğü seçmeniz gerekiyor. Samsung Galaxy S6'nın kamerası ile ilgili daha fazla detayı da teknoblog.com'daki incelemede bulabilirsiniz. Orada çektiğimiz fotoğraflar ve videoların örnekleri de bulunuyor. Samsung Galaxy S6 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.